İlçe örgütlerinin kadın kollarının emeği yatsınamaz. Fakat benim bildiğime göre, genel merkezden bize gelen bilgiye göre belediye meclisi veya belediye başkanı olabilmek için ilçe başkanı veya il başkanı olmama gerektiği konusunda bir konu vardı. Bir de Volkanlılar çok hızlı giriş yaptı. Temposu yoğun, hem kadın kolları hem de meclis üyeliğini nasıl idare edeceksiniz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Gerçi 10 parmağınızda 10 marifet var. Sizinizi okudum. Kadın kolları başkanlığı ana kademe olmadığı için bizim istifa etmemize gerek duyulmuyor. Yani nasıl diyeyim? Normalde genel merkezden bir yazı gelmişti kadın kolları ile ilgili, ama şöyle de bir durum var. Seçim zamanları bütün kadın kollarını meclis üyesi olması için teşvik ettiler. Yani şimdi o zaman kadın kollarını niye teşvik ettiler meclis üyesi için? Bence ikisi birden yürüyebiliyor. Bunu daha önce mesela Nurten Vekil yıllarca bunu başarıyla götürdü. Müşra Nur, yani eğer kazanırsa tabii, yani şimdi sonuçta bir seçim var. Kazanırsa yine başarılı götüreceğine inanıyorum ben. Genel merkezden bir yazı geldi ama yazı 6 saat içerisinde geri çekildi. Ama ana kademe olduğumuzda istifa ediyoruz. İl sekreterliğinden istifa ediyoruz. Evet, ana kademe olduğu için. Evet, ana kademe olduğu için. Kadın kolları başkanlığı dönemimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne tür katkılarınız oldu da tekrar ikinci kez kadın kolları başkanlığına dönüyoruz? Seçimlerdeki başarımızın ortada olduğunu düşünüyorum ben. İki ilçemizi alarak tekrardan devam ettireceğiz inşallah. Kadın kolları başkanlığından milletvekilliğine uzanan yol. Tıpkı Nurten Yurtar gibi. Hayırlı olsun. Bunlar da uyandık. Ya zaman ne olur? Niye olmasın? Başkanım, ben bir şey sorayım. Öncelikle hayırlı olsun. Bir bilgi alabilir miyiz? 11 ilçede beyaz mavi herhalde yarışma oldu ya da seçim. Sadece delegeler mi genel şeyi sizi belirleyecek ya da ilk kadın kolları başkanı, biraz bilgi verir misiniz bize sayılar hakkında? Liste olarak bakmıyoruz biz kazanıp kaybetmediğimize. Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor her zaman. Bizim partimizin çok sağlıklı seçimde oy kullanacak. Yani bu durumda sizi destekleyenler herhalde daha çoğunluklu gibi, öyle bir ön yargım var. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adaylar bizim yönetim kurulu üyemiz, yedek yönetim kurulu üyemiz Betül Uysal. Yani Fatma Ormancı Başkanımızın kızı. O da bu yola çıktı. Onu da biz de tabii ben sonuçta bizim yönetim kurulundan çıktığı yolda ona da başarılar diliyorum. İl başkanımızı görmedik. İl başkanımız sanırsam İstanbul'da. Evet. İstanbul'a gittiği için. Genel başkanımız Kocaeli'nde yine bu hafta sonu bir miting var. Muhtemelen onunla ilgili bir programlamaya gidiyorlar. Trakya'yı ve Marmara'yı çok sevdi genel başkanım. Sürekli buralarda. Evet. Sağ olsun. Her zaman da bekliyoruz. Evet. Onun programı için İstanbul'a gitti. Hepinize selamlar dilerim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun.